Show Bana Haber'den iyi akşamlar sayın seyirciler. Ben Pınar Erbaşar. Soygunun en sıcak gelişmelerini aktaracağız efendim. Pençekilit Harekat Bölgesi'nden gelen acı haber sonrası Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri hainlere operasyon üstüne operasyon düzenledi. Terör listesine yeni çizikler atıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yapılan operasyonları anlattı. Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı dedi. PKK'nın sözde sorumlusu, pek çok kanlı eylemin talimatını veren teröristi Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Pençekilit Harekat Bölgesi'nden gelen acı haber sonrası terör operasyonları tüm hızıyla devam ediyor. 9 askerin şehit düştüğü Metina bölgesinde MIT'in hedefinde terörist Hülya Mercan vardı. Saha ajanlarının takibi sonrası yeri tespit edildi ve nokta atışıyla vuruldu. İcra edilen bu harekatlarla şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır. MIT Suriye'de de terör kamplarını yerle bir etti. PKK-YPG kontrolündeki sözde askeri, istihbarat ve altyapı tesisleri işte böyle vuruldu. Terörle mücadelemiz tek bir terörist kalmayıncaya kadar artan tempoyla devam edecektir. Teröre darbe üstüne darbe vurulurken son 3 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 77'ye yükseldi. Kahramanmaraş'ta şehit Müslüm Özdemir'in ailesini ziyaret eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı. Tüm aileye başsağlığı dileklerimi özellikle iletmek isterim. Oğlum. Rabbim cennetiyle buluştursun. Amin. SSK ve Bağkur emeklisi ek zam için günleri sayarken AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den yeni açıklama geldi. Güler, bütçe imkanları değerlendiriliyor dedi ve en düşük emekli maaşı içinde kulislerde en az 10 bin lira seviyesi konuşuluyor. Emekliye ek zamda artık son saatler, milyonlar yeni zam oranını merak ederken en düşük emekli maaşı da değişiyor. SSK ve Bağkur emeklisinin %37,57 olan maaş zammının %8'lik refah payıyla %45'e tamamlanması bekleniyor. Emekliye zam kök maaş üzerinden yapılıyor. İlave artışla zam hesabının da bir kez daha değişmesi bekleniyor. Yeni düzenlemeyle en düşük emekli maaşının 10.000 ile 12.000 lira arasında olması bekleniyor. Zam sonrası bu tutarların altında kalan maaşlar en düşük emekli maaşına tamamlanacak. Örneğin kök maaşı 6.000 lira olan emekli %45 zam alırsa yeni maaşı 8.700 lira olacak ama en düşük emekli aylığının da en az 10.000 lira olması bekleniyor. İşte bu nedenle aradaki fark yine en düşük emekli maaşına tamamlanacak. Yarın toplanacak kabinede öncelikli gündem terörle mücadele ama emekliye ek zam da masada olacak. İlave zam Şubat maaşlarında hesaba yansıyacak. Etki analizleri, oransal artışlar, bütçe imkanları bunların tamamı değerlendiriyor. Benim şu anda bir oran verme imkanım yok. Emekli maaşlarındaki artış bankaların promosyon yarışını da hızlandırdı. %37,57'lik zamla 15 bin lira promosyon veren bankaların zam oranının %45 seviyesine çıkmasıyla promosyon miktarını 20 bin liraya kadar yükseltmesi bekleniyor. MHP 55 seçim bölgesinde daha başkan adaylarını duyurdu. Cumhur İttifakı'nın ortakları Isparta ve Elazığ'da rakip oldular. Bugünkü açıklamayla MHP 165 başkan adayını açıklamış oldu. Sen onu aldın, ben bunu aldım diyecek. Bulanık suda balık avlayacak. Ne tinetimiz ne de merakımız var. MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı. Cumhur İttifakı'nın ortakları Isparta ve Elazığ'da rakip oldu. MHP Isparta'da Yusuf Siyah Günaydın'la, Elazığ'da Murat Aygen'le girecek 31 Mart'ta seçim yarışına. AK Parti bu iki şehirde adaylarını daha önce açıklamıştı. Kars'ta ise Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti aday çıkarmayıp MHP adayını destekleme kararı almıştı. O isim de belli oldu. MHP'nin Kars adayı Ötügen Sender, Zafer Partisi de Kars'ta DEM Parti'nin adayına karşı Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyeceğini duyurdu. MHP toplamda 165 seçim bölgesindeki belediye başkan adaylarının ismini duyurmuş oldu.
Efendim, Bilecik'te yapılan belediye başkanlığı seçimleri çok konuşulmuş. İyi Parti'nin CHP'nin adayı Melek Mızrak Subaşı'nı desteklemediği öne sürülmüştü. İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu iddialara yanıt verdi. Biz artık yeni bir yolculuğa çıktık dedi. Belediye meclis üyemiz Mustafa Sadık Kaya belediye başkanı seçilmiştir. Bilecik'te belediye başkanlığı el değiştirdiği sandıktan çıkan sonuç AK Parti, MHP ve İYİ Parti ittifakı olarak yorumlandı. Akıllara Cumhur İttifakı genişliyor mu sorusu gelirken açıklama İYİ Parti'den geldi. Artık yeni bir yolculuğa çıktık. Kendi adaylarımızı kazandırmak gibi bir sorumluluğun ve heyecanın içerisindeyiz. Bilecik Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonu sonrası geçici olarak görevden alınan ve partisi CHP'den ihraç edilen Semih Şahin geçtiğimiz günlerde istifa etmişti. Bu süreçte yerine Game of Thrones'taki Khaleesi karakterine benzerliğiyle dikkat çeken Melek Mızrak Subaşı vekalet ediyordu. Oylamaya kadar daha öncesinde de belediye meclisi içerisinde yapılan oylamalarda biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye meclisi üyesi adayını destekledik ve iki kez de seçilmesini sağladık. Hafta sonu yapılan başkanlık seçimi 3. tura kaldı. Melek Mızrak Subaşı başkanlığı İyi Parti'den istifa edip seçime bağımsız giren Mustafa Sadık Kaya'ya kaptırdı. CHP Bilecik'i kaybederken İyi Parti'nin Melek Mızrak Subaşı'nı desteklemediği iddialarına sözcü Kürşat Zorlu yanıt verdi. Kimin oy verdiği belli değilken böyle bir öngörü üzerinden partimize yeni bir algı operasyonu yapılmasını doğrusu yadırgıyoruz. Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Yeheskel dün akşam oynanan Trabzonspor maçında skandal bir harekete imza attı. Gol sonrası elindeki bandajdaki davul yıldızını kameralara gösterdi ve İsrail'in 100 gündür Gazze'de yaptığı katliamlara göndermede bulundu. Gözaltına alınan futbolcu sınır dışı edildi. Önce gol ardından skandala imza attı. Bileğindeki bandaja yazdıklarını kameraya gösterince önce gözaltına alındı, sonra sınır dışı edildi. Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Yeheskel Trabzonspor'a attığı beraberlik golü sonrası kameralara bileğini gösterdi. Bandajında Davut Yıldız'ı, Hamas'ın ilk saldırısını işaret eden 7 Ekim tarihi ve İsrail'in Gazze'de katliam yaptığı gün sayısı yazıyordu. O hareketiyle büyük tepki gören Yeheskel, halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek suçlamasıyla gözaltına alındı. İfadesinde savaş yanlısı olmadığını, politikayla ilgilenmediğini öne sürdü. Amacının 100 gündür süren savaşın bitmesi için dikkat çekmeye çalışmak olduğunu iddia etti. Kötülüğü ortaya koyan bir davranış idi. Buradan kınadığımızı ve reddettiğimizi, kabul etmeyeceğimizi ifade etmek istiyoruz. İfadesi sonrası serbest bırakılan Yeheskel sınır dışı edildi. Sözleşmesi de feshedilen futbolcu 17-15'te Türkiye'den ayrıldı. Açıklamayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptı. Yapılması gereken hukuk sistemi içerisinde yapılacaktır. Antalya'da bunlar yaşanırken Başakşehir forması giyen bir diğer İsrailli futbolcu Karzev'de Hamas'ın elindekilerin kurtarılmasını isteyen bir mesaj paylaştı sosyal medya hesabından. Başakşehir yönetimi de Gazze'deki katliama değinmeyen Karzev hakkında jet disiplin soruşturması başlattı. Fon vurgunuyla milyon dolarlık voley vuran Seçil Erzan 3. kez hakim karşısına çıktı. Herkes doğruları söylesin talebinde bulundu ve duruşmada eski nişanlısı avukat Candaş Gürol ve eski futbolcu Semih Kaya tanık olarak dinlendi. İşte ayrıntılar. Sadece içine geçen sanıkları alabilir miyim? Bir yudum su içti, yutkundu. Belki de hayatının en zor davasıydı. Avukat Candaş Gürol, eski nişanlısı Seçil Erzan'ın yargılandığı fon vurgununun 3. duruşmasında tanık olarak dinlendi. Sık sık Fatih Terim'den bahsetti. İlişkilerine Fatih Terim'in vesile olduğunu söyledi. Skandal patlak verince hasar tespiti için bir araya geldiklerini belirtti. Fatih Hoca bankaya para yatırdığını söyledi ama fon gibi bir sistemden bahsetmedi dedi. Candaş Bey, bir şey söyleyecek misin? Sağ olun, söyledik sadece. Bir başka tanık da eski futbolcu Semih Kaya'ydı. Seçil Erzan onu fazla para alıp saadet zincirini kırmakla suçlamıştı. Kaya'nın yanıtı, matematiğinde bir problem var. Sürekli bir kurgu planlıyor oldu. Seçil Erzan sayesinde Bodrum'da ev satın aldığı iddiasıysa Semih Kaya'yı kızdırdı. Seçil Erzan kim ki bana ev alacak dedi.
Erzan söz aldı. Bu para gelmek zorunda, ne olursa olsun bu para gelecek dedin mi demedin mi diye sordu. Kaya asla diyerek yanıtladı. Arkadaşlarım söyle. Duruşmada savunmasına da ek yapmak isteyen Seçil Erzan'ın herkes doğruları söylesin ki maddi gerçekler ortaya çıksın. Bu para bende değil demesi de hayli dikkat çekti. Sakarya'da bir hırsız çalmak istediği aracın direksiyonundayken sahibine suçüstü yakalandı ama dünya umrunda değildi. Hatta araç sahibine kaçamamasının sebebini de anlattı ve pişkinliğiyle herkesi hayrete düşürdü. Şoför koltuğundaydı ya. Ne yapacaktın gelmeseydin? Gidecektim. Arabayla gidecektim. Nereye gideceksin? Eve gidecektim. Araba kimin? Bilmiyorum. Aslında niyeti o aracı çalmaktı. Ama otomatik vites hırsızı zorladı. Suçüstü yakalanınca pişkinliğe başladı. Otomatik değil de manuel olsaydı sabaha kadar gezerdim ato pazarı. Otomatik diye gidemedim. Manuel olsaydı gidecektin yani. Manuel olsaydı rahatlıkla giderdim. Ensar Yavuz Yiğit alışveriş yapmak için Sakarya'da bir markete gitmişti. Aracımı çalışır vaziyette bırakarak markete girdim. Marketten çıktığımda ise aracımın direksiyon koltuğunda başka bir şahıs oturduğunu gördüm. Direksiyonu kim binledi sana? Bir ses duydum. Hadi gel gidelim diye kulağımda. Ben de çıktım dışarı işte. Tamam. Arabaya bindim. Çalıştırdım, sen geldin. Direksiyonda suçüstü yakalanan adam çok rahattı. Niyetini açık açık anlattı. Otomatik değil de manuel olsaydı sabaha kadar gezerdim ato pazarı. Otomatik diye gidemedim. Pişkinliği karşısında herkes şaşkındı. Araç sahibi ise insaflı davrandı. Araba kimin? Bilmiyorum. Yakıt attın mı bari, kontrol ettin mi, benzin var mı? Bilmiyorum. Bakmadım. Çalıştığına göre benzin vardı herhalde. Şahsı araçtan aşağıya indirerek bölgeden uzaklaşmasını söyledi. Otomatik değil de manuel olsaydı sabaha kadar gezerdim. Protein kaynağı en temel gıdalardan yumurtanın bu aralar özellikle market raflarındaki fiyatı dudak uçuklatıyor. Çarşıda, pazarda bile yumurtanın tanesi 5 lira oldu. Bir ailenin aylık yumurta masrafı bakın kaç liraya çıktı. Tanesi 5 lira olmuş çarşıda. 5-6 doğrudur. Çok pahalı oldu hayat. Benim çocuklarım 3 tane 4 tane haşlıyor yiyorlar. Emeklinin durumu ortamda. Yumurta boyuna, cinsine göre fiyatı değişiyor. Ama son zamanlarda fiyatı epey zamlandı. Bir markete girip baktığınızda 8'li 10'lu paketlerin fiyatına tanesi 9,5 liraya gelen yumurta da var. Çarşıya geldiğinizde örneğin Mısır çarşısına şöyle orta boy bir yumurtanın fiyatı da tam 5 lira. Fiyatlar aldı başını gidiyor. Yumurta da öyle oldu, yağ da oldu, peynir de oldu. Bir simit olmuş dünya kadar para. Yem fiyatları arttı, üretim de biraz az. Bugün alıyoruz, yarın bakıyorsun yine zam geliyor. Kolli bazında 2-3 zam yiyince biz tanesine zam koyuyoruz yani. En son ne zaman aldım? Yani hiç hatırlamıyorum valla. Hep sebze yiyoruz evladım. Bir kartonda böyle 30 adet yumurta var. Bunun fiyatı 130 lira. Burada. 150 liradan, 140 liradan satanlar var. 4 kişilik bir aile her gün yumurta yese zaten bir koli bir haftada biter. Ben kendimden yola çıkarak söyleyeyim. 2 çocuğum var. 4 kişiyi toplam 2,5 koli ya da 3 koli. Her ay tüketiliyor mu? Mecburen. 4 kişilik bir ailenin ayda böyle 3 koli yumurta tükettiğini düşünün. Yumurta masrafı yaklaşık 400 lirayı buluyor. Günde herhalde bir yumurta yese çocuk, iki çocuğu olsa 60 tane yumurta yer. Sadece çocuklar, anne baba yemese. Azaltacağız artık yavaş yavaş. Zaten yumurtadan da kısarsak. Geriye hiçbir şey kalmaz. Sadece kahvaltıda değil, yumurta yemeklerde, hamur işlerinde de çok kullanılıyor. Bir zam daha gelirse özellikle raflardaki, marketlerdeki yumurtanın tanesi iyice el yakacak. Biz de zaten yeni zam bekliyoruz. 15 gün oldu. İnşallah ucuzlar. Erkek kuaförlerinde fiyatlar zamlandı ve bedavacılar da çoğaldı. Esnaf ödeme yapmadan ortadan kaybolan müşterilerden yakınıyor. Fatih'teki berber düştü tuzağa, bakın nasıl anlattı. Bir saçımı bir toparlattırayım, şuramı bir düzelteyim. Düzelttirdi tabii, bize sesimizi çıkartmadık. Bizi pazarlama vaadiyle kandırdı zaten. Önce muhabbet etti, sonra saçını kestirdi. Para ödemeye gelince de kaçıp gitti. Esnaf ardı arkası kesilmeyen beleşçi müşterilerden illallah dedi. Bir haftada üçüncü kez, yeter artık diyoruz. Başka berberleri kandırmasın. Erkek kuaförlerinde tarife değişti. Gelen zamlarla birlikte kurnaz müşteriler ortaya çıkmaya başladı. Son günlerde berberlerin en büyük isyanı parasını ödemeden giden müşteriler. 350 lira oldu efendim saç sakalımız. Sadece saç tıraşımız 200 lira oldu. Fatih'teki bu erkek kuaförüne dün öğle saatlerinde bir adam geldi, kapıyı açtı, içeri girdi.
girdi, kendini pazarlamacı olarak tanıtıp Hüseyin Avlar'la konuşmaya başladı. Bir beyefendi olarak geldi. İlk başta kendisini öyle yüksek bir mevkide gösterdi. Elinde müşterileri olduğunu söyledi ve bakın onu nasıl kandırdı. Çayını ikram etti, kahvesini ikram etti. 13 kişilik bir ekip olduğunu söyledi. Kişi sayısı 13 kişi dedi. Bu otomatikman bizi bir cezbetti tabii ki. İlk aşamayı başarıyla atladı. Montunu bile berbere çıkarttı. Keyfi yerinde, planı yolundaydı. O esnada ya ben de bir saç sakal tıraşımı olayım mı dedi. Biz de sesimizi çıkartmadık. Tabii beyefendi buyurun söyledik. Saçını kestirdi. Toparlattırdıktan sonra yıkamasını yaptırdı. Her şey bitince fiyat aldı. Öyle laf çelişkisi esnasında geliyorum dedi, çıktı, gidiş o gidiş efendim. İddiaya göre aynı müşteri başka esnafın da kapısını çalmıştı. İlk başta bize geldi, beni burada kıllandıran fiyat sormamız. Fiyat sormayınca otomatikman bizim sektörde fiyat sormuyorsa bu işin içinde bir şey var dedim. Artık kimseye güvenemiyoruz. Efendim, maliyetler arttı ve Ulusal Süt Konseyi'nin aldığı kararla çiğ süt zamlandı. Yapılan 2 liralık zamla üreticinin eline litre başına artık net 13,5 lira geçecek. Zamlı fiyat üreticiyi memnun etmedi. Bu arada peynir, süt ve tereyağına da zam yolda. Önceden 1 kilo alabilen bir müşterimiz şimdi gittikçe miktar olarak da düşürüyor mecburen. Artık lüks, her şey lüks oldu. Süt, yumurta, her eve girmesi gereken şeyler bunlar. Gübre, yem, işçilik derken maliyet artışı zam olarak yansıdı. Çiğ sütün fiyatı 2 lira arttı. Çiğ süt fiyatları 11,5 liradan 13,5 liraya çıkartıldı. Böylece çiğ süt fiyatlarına %17,4 oranında zam yapılmış oldu. Yeni asgari ücretle falan beraber 1 litre sütün 16-17 lira civarında, üreticiye maliyeti var. Bunun üzerine karını da koyduğu zaman 20 liradan aşağı olmaması lazım. Ulusal Süt Konseyi'nin aldığı zam kararı tavsiye niteliğinde. Zaten uzun süredir de reel piyasada çiğ süt 15 liradan işlem görüyordu. Serbest piyasada şu anda süt fiyatları 15 lira civarında. Üreticiden fabrikalara veriş fiyatı zarar ediyor. Zarar eden işletmeyi niye devam etsin yani? İnsanlar köylerde kalmıyorlar yani, şehre göç ediyor. Peki ama çiğ süt fiyatlarına yapılan zam süt ve süt ürünlerine, yani yoğurda, peynire, tereyağına da zam olarak yansıyacak mı? Şu an henüz ürünlerine fiyatlar yansımadı ama bekliyoruz. Şu an alıyoruz işte peynirde, tereyağıdı. Zamlı fiyatlar 22 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. Reel piyasada da fiyatların artması bekleniyor. Bizler de zorluyoruz, zorlanıyoruz. Hem üretici olarak hem de müşterilerle burada birebir iletişim halinde olduğumuz için. Ayasofya Camisi'nin galeri katı ziyarete açıldı. Tarihi camiye ibadete gelenlerle kültürel amaçlı ziyaret eden yabancıların girişleri birbirinden ayrıldı. Tarihi yapıya turistik amaçla gelen yabancılar giriş ücreti olarak 25 euro, yani yaklaşık 800 lira ödeyerek içeriye giriyor. 9 yıl önce bir kez daha gelmiştim. Çok sevmiştim. İkinci kez göreceğim için heyecanlıyım. This is free. Bedava değil mi? No. Hayır mı? Too much people. İçeride çok fazla insan oluyordu. Böyle bir düzenleme gerekliydi. Ayasofya Camii'ne yeni düzenleme geldi. Yabancı turistlerin giriş ücreti 25 euro oldu. Girebildikleri alanlar kısıtlandı. Farklı bir kat gezildiği için bu ücretin olması normal. 25 euros. Aa, tamam, ucuzmuş. İbadete gelenlerle kültürel amaçlı ziyaret eden yabancıların girişleri birbirinden ayrıldı. Yabancı misafirler ana mekana giremeyecekler. Bilet alıyorlar. 850 TL veya 25 euro ödeme yapıyorlar. Biletini alan yabancı turistler Ayasofya Meydanı'ndaki bu girişe geliyor. Güvenlik kontrolünden geçiyorlar önce. Sonra da ellerindeki bileti cihaza okutup camiye giriş yapıyorlar. Direkt ana mekana girmeden İkinci kata çıkıyorlar. Yabancı turistler Osmanlı dönemi eklerini görerek cennet cehennem kapısından geçecek. İçeri giren ziyaretçileri galeri katı karşılıyor. Her noktası tarih ve sanat kokan bu katta en çok ilgiyi de Bizans dönemine ait bu mozaikler görüyor. Bence gerçekten çok güzel bir mimarisi ve tarihi var. İbadet etmek için gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ise herhangi bir bilet almasına gerek kalmadan işte bu kapıdan içeri girecek ve ücretsiz şekilde ibadetini gerçekleştirecek. Müslüman olan yabancılar var. Onlar da namaz vakitleri herhangi bir ücret ödemeden
ana kapıdan giriş yapacaklar. Yeni düzenleme halen birçok ülkede uygulanıyor. İspanya'da bu ziyaretler pahalı. Vatikan'da ana bölüme giriş ücretsiz ama üst kısımlara çıktığınızda orada da ücret ödüyorsunuz. Vefat eden babaannesinin mezarını ziyarete giden torun büyük bir sürprizle karşılaştı. Sadık dostu Poli oradaydı. Alman kurdu cinsi köpeğin vefası, hayatı film olan 10 yıl boyunca sahibini bekleyen Hachiko'yu hatırlattı. Babaannemin mezarına dua için geldiğimde Poli'yi mezarın başında aynı bu şekilde yatarken gördüm. Mezarlıkta gördü, şaşırdı. Sadık köpek Poli unutanlara vefayı yeniden hatırlattı. Kendim de şaşkınlıklar içindeydim. Zeliha Yılmaz Alman kurdu Poli'yi 3,5 yıl önce sahiplenmişti. Can dostu artık onun evladı gibiydi. Gel hadi. 81 yaşındaki kadın 52 gün önce vefat etti. Kahrolan köpek evlerine 500 metre uzaklıktaki mezarlığı kendine mesken edindi. Zeliha Yılmaz'ın torunu kabir ziyaretine gidince Poli ile karşılaştı. Gözlerine inanamadı. Duamı ettim. Ben arabaya binmeme rağmen benim peşime takılıp gelmedi. Poli'nin vefası sahibini 10 yıl boyunca her gün aynı saatte aynı yerde bekleyen köpeğin hikayesini anlatan Hachiko filmini hatırlattı. İşte geliyor. Seni gördüğüme sevindim. Ne, bana topu mu getirdin? Türkiye'deki en popüler kız ve erkek isimleri belli oldu. Bakın 2022 yılında dünyaya gelen bebeklere en çok hangi isimler konulmuş? Ayşe Fatma bizim zamanımızda mesela, Ahmet Mehmet ama onlar kalmadı artık. Can olabilir, Mehmet olabilir belki, Emre olabilir ya da. Türkiye'deki en popüler kız ve erkek isimleri belli oldu. Show Haber isim tahminlerini sokağa sordu. Zeynep olabilir. Ayşe, Fatma, Esra, Elif, Nur falan, Mehmet, Mustafa, Ahmet, bu üçünden biri. Kaan, Kenan, ilk harfini söyle. Ahmet, Abdullah, Ayhan, ne olur hiç olmaz. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 2022'de 1.022.737 bebek doğdu. Araştırmalara göre erkek bebeklerin 8.366'sına en çok Alparslan ismi konulmuş. Öyle mi? Alparslan beklemiyordum işte. Ahmet olabilir, Ali olabilir. Hangi harfle başlıyor? Ayla. Ayla, Alper. Alparslan, bildin mi? Ahmet mi? Kız bebeklerdense 8.870 bebeğe en fazla Zeynep ismi konulmuş. Bence Zeynep gerçekten artık çok konulan bir isim. Klasik bir isim aynı. O yüzden çok tercih ediliyor. Ece popüler olabilir. Zeynep. Bravo, bildiniz. Çok sevdiğim bir isim olduğu için direkt aklıma o geldi. Erkeklerde diğer popüler isimler Yusuf ve Ömer, kızlardaysa Defne ve Asel oldu. Show Haber WhatsApp ihbaratlarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0536 266 90 çift 0 veya 90 02 diyelim ve şimdi Show Ana Haber'in sonuna geldik. Yarın yine gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızda olacağız. İyi akşamlar.